Gaziantep'in Işıklı Köyü'ndeyiz sevgili izleyiciler. Şimdi anlatacağımız bir hikaye var. Aslında bir yaşanmış bir olay. Küçük bir kardeşimiz, Hasan kardeşimiz araçta çıkan bir yangın sonucu yüzünde oluşan ne diyelim bir hasar mı diyelim? Vücudunun %70'inde oluşan bir yanık söz konusu var. Biz de bu anı an ve an babası Ahmet abiden dinleyelim diyoruz. Evet Ahmet abi, geçmiş olsun tekrar. Sağ olun abi, Allah razı olsun. Şimdi olay nasıl oldu? Kırmızı ışıkta durduğumuz anda arabamız alev topu oldu. Hasan da arka koltukta olduğundan biraz bulmamız geç oldu. Şimdi, fakat buna şükür. Peki birçok... Başkanım siz de biliyorsunuz, birçok aile var, anne var, baba var. Çocuğuna sahip çıkmayıp da cami köşelerinde bırakan, nasıl diyeyim, birçok çocuğuna, evladına sahip çıkmayan aileler çok. Allah'ın özür dileyene varıya gireyim abi. Hani şu, ben bu konuda çok tabiri caizse entevazıyla söyleyeyim, ber konuşuyorum abi. Konuşma nedenim de şu, şimdi millet hani abi şu işte yılın babası, yılın işte amcası, yok dayısı falan arıyor ya abi. Abi yılın, yüzyılın babası burada. Varsa abi bir örneğe getirin bana söyleyin babam. Ben inan ki benim evladım yok abi, ben duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Babalık nasıl bir duygu ki sen o yaran arabanın içine çocuğunu aramak için defalarca yanıyor araba, gidiyorsun çıkıyorsun. Elini atıyorsun bulamıyorsun, çocuk iki koltuğun arasına düşmüş abi. O esnada tekrar giriyorsun bir nefes alıp sen abi buna nasıl dayanıyorsun? Abi o duygu nasıl bir abi, şey? Abi ciğer. Yani ciğer. Söylenecek abi, söz yok ciğer. Abi burada. İnan diğer abi. Oğlunu çıkartıyorsun abi. Daha sonra önce Hasan'ı, çıktı. Evet Hasan'ı maalesef bulamadık. Alev, duman. Hemen o an nasıl yaptınız? Sesime hastaneye abi. Burada vücudunun komple meçhulün gelirsen yani komple oradan %70'i diyoruz değil mi buna? Yok sol kısım dize kadar komple. Şöyle bir gösterebilirsek. Var. Hatta şu elimiz kolumuz yapışık. Burada tabii el gerildiği için. El de gerildiği için. Parmaklarımız. Aslında bu mevzunun ne kadar derin olduğunu şuradan da ölçebilir insanlar Ali abi. Malatya'da tedavi gördü Hasan. Buradaki hastaneler durumunun öneminden dolayı ağır olduğu için Malatya'daki hastaneye sevk ediyorlar. Bu da enteresan bir olay aslında. Birçok tartışmaya konu olabilir. Şimdi biz Malatya'daki hocaların söylediği şu abi. Malatya'daki hocalar diyor ki Hasan'ın durumunun ağırlığının öneminin anlaşılması açısından söylüyorum. Malatya'daki hocalar diyor ki abi diyor bu çocuğumuzu diyor Allah'ın izniyle diyor fayda gösterebilecek bu çocuğumuza iki tane doktor var. Birisi Antalya'da bu yüz nakli falan yapan Ömer hocamız, Ömer Özkan hocamız Akdeniz Üniversitesi'nde. Birisi de bizim sevgili hemşerimiz, abimiz, sayın büyüğümüz Mutaf hocamız. Biz elhamdülillah nasip oldu Mutaf hocamıza, abilerimiz aracılık yaptılar. Mutaf hocamıza ulaştırdık. Grupta da hatta biz bunun haberini yapmadık Antep Herifleri grubunda. Şundan dolayı yapmadık. Dedik tam netleşsin. Ondan sonra yapalım. Mutaf hocam Allah razı olsun. Ailemizle görüştüğünde yani bu çocuğun masrafının ne olacağını, ne biteceğini demiş ben hesaplar size dönerim. Gerekenle neyse demiş fazlasıyla yaparım demiş Mutaf hocam. Allah razı olsun kendisinden. Aynen cuma günü. Geçen hafta cuma günü Bodrum'daydı Ahmet abi git. Şimdi benim abim yani Allah razı olsun ondan çok da güzel haberlerle döndüler. Şimdi biz mesela bu kadar işte Hasan'ın durumu ağır falan biz bile korkuyorduk. Yani Ahmet abimle biz devamlı görüşüyoruz, korkuyoruz. Elhamdülillah yani sıkıntıyı büyük bölümde bertaraf edebileceğini söylemiş. Gerekeni demiş fazlasıyla yaparız. Çok da memnun olursunuz. Yani inşallah hiçbir sıkıntı da kalmaz diye söylemiş. Şimdi heyecanla Mutaf hocam bekliyoruz biz. Hesap aynen. Şu kadar diyecek. Aynen. O dendiği anda Ali abi, o dendiğinde biz bu defa şunu yapacağız abi. Biz ya. Grup vesilesiyle abi elhamdülillah yoğun bir grubumuz var. Antepliler grubumuza, insanlarımıza sahip çıkıyor. Şimdi biz abi o zaman şunu yapacağız. Valilikle görüşmelerimizi yapıyoruz. Geçenlerde vali beyimizi de ziyaret ettik. Allah ondan razı olsun, ilgilendi sağ olsun.
Hasan'ın mevzusunu ona da söyledik. Valilikten abi biz yardım kampanyası için Türkiye genelinde, dünya genelinde yapabilmek için ne gerekiyorsa izinlerimizi alıp Hasan'ın adına bir hesap numarasıyla yardımlara abi startını vereceğiz inşallah. Ondan sonra bizim beklentimiz şu abi. Benim şahsi olarak beklentim şu. Şimdi abi ben diyorum ki yani bizim elhamdülillah abi 265 bin sırf bizim grubumuzda var. Daha binlerce üye olmayan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Bunlardan abi Hasan'a sahip çıkacak insan çok. Benim bundan yana hiçbir sıkıntım yok. Biz bu startı verdiğimiz andan itibaren eminim ki bizim mesela atıyorum bizim valiliğe sunduğumuz meblağ çok kısa zamanda dolar abi. Mutaf hocamızın bizden talep ettiği o altlara çekerek talep ettiği o ücret kısa zamanda dolar. Biz de inşallah ondan sonra üst üstüne abi seninle beraber. Çünkü bizim seninle işimiz uzun sanırım artık beraberiz. Abi biz senin ondan sonra Hasan'ın iyileşme haberlerini. Daha böyle işte şöyle güzel oldu böyle güzel oldu haberlerini inşallah beraber veririz abi. Tek yaşayan bayan ablalarımız var. İşte kocaları ölmüş veya cezaevinde olan. Onların evini ziyaret ederken ben eşimle beraber giderim. Eşimle beraber dolaştığımız yerde beni bir kardeşim aradı. Hasan'ı biz de Bodrum'a göndereceğiz. Tam o havadayız. Mutaf hocamızın yanına. Çocuk beni aradı. Selam aleyküm abi. Aleyküm selam dedi ya başkanım. Ben de böyle böyle dedi. İşten geldim daha yeni. Gece saat işte 12 civarı. Dedi ki başkanım dedi ben işten geldim biz de ev parası biriktiriyoruz hanımla daha yeni yeni başladık. Dedi abi çok bir paramız da yok internetim yoktu dedi. Bugün yükledim interneti dedi internet açılınca da Hasan'ın mevzusunu gördüm dedi. Adam çocuk dedi başkanım Allah rızası için de acı gel dedi ben de çalıştığım için ben gelemem. Dedi acı gel dedi benden al bu parayı dedi. Dedim kardeşim peki geliyorum. 8 Şubat semtinde gittim bir noktada buluştuk. Arabadan indim geldi kardeşimiz sarıldık öpüştük abi genç bir kardeşimiz ev parası biriktiriyorlarmış hanımıyla beraber dedi ki abi dedi şu 300 lirayı benden dedi Hasan abi bir şekilde ulaştır dedi. Dedim kardeş Allah senden razı olsun baş tacı peki dedim. Baba. Abi parayı elime aldım ama çocuk verirken elleri titriyor abi. Bir dua ediyor aklın durur el abi. Ya böyle temiz insanlarımızın Rabbim yokluğunu vermesin. Yani bu programı izlersen muhtemelen o kendini bilir ismini vermek istemiyorum abi. 300 lirayı abi elimden aldım cebime falan bir paraya karıştırmayayım başka bir paraya değmesin diye aldım hanıma dedim ki bu parayı elinde tut. Bunu dedim biz Hasan'a ulaştıracağız. Hasan'ın şifası bu parada. Niye abi? Baba. Abi o kadar gönülden verilen bir para ki. Hel abi sana var ya yemin ederim abi o para inşallah Hasan'ın doktor parası ihtiyacı olarak gitti abi. Bodrum'a giderken Hasan'a harçlık oldu o para. Ve elhamdülillah abi Bodrum'dan hayırlı haberlerle döndüler. Abi kesinlikle yani ben o paranın abi var ya her kuruşu şu çocuğa şifadır Allah'ın izniyle. Sevgili izleyiciler, şimdi Barak Mahallesi'ndeyiz. Antep Velifleri Derneği'nin yapmış olduğu yardımla ilgili biz de ziyaret edebiliyoruz. Sık nöbet geçirmeye başlamış. Ablamla biz zaman zaman görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz. Bizim devamlı takip ettiğimiz evlerden bir tanesi herhalde. Yani Rabbim yanına yardımcılar olsun. Sıkıntı yaşayan bir ailemiz. Çünkü abim Hüseyin abimin rahatsızlığı esas bellerini bükük. Üstüne de çocuğun rahatsızlığı abi. O da ayrı bir sıkıntı. Aynen öyle abi.
Şimdi bunlar gelince abi işte durum ortada, az çok görüyorsunuz. Biz bu evimizi ziyaret ettiğimizde, yani şeyle söyleyeyim sana, şu dış taraflar falan bu şekilde değildi. Tamamen. Yani tadilat yapıldı, yenilendi diyebilirsin abi. Mesela koltuk ayarladık biz, koltuklar ablamın da haberi var. Bir hafta 10 gün oldu, ben yanına aradım, 15 gün oldu. Getirtireceğiz, benim abim bir türlü fırsat bulup bir araç ayarlayıp getirtiremedik. Bizim bir tek en büyük problemimiz nakliyede var abi. Çünkü yeni bir dernek olduğumuz için çok fazla gücümüz yok. Nakliye konusunda mesela sıkıntı yaşıyoruz. İşte ancak bir esnafımıza demeliyiz ki kardeşim işte müsait olduğunda şuradan şu adresten şuna filan yerindir. Yani kesinlikle abi, yani şimdi bizim bu evlere ulaşabilmemiz için, anında ulaşabilmemiz için daha doğrusu Ali abi, kesinlikle ve kesinlikle abi bizim yani azdan çoktan bir yardım destek görmemiz lazım abi. Çünkü yani şu yapılan işler esasında çok kimse bilmiyor, fakat esasında çok büyük işler abi. Tabii ya, yaptım. Ya bir de biz mesela bu konuda çok iddialıyız abi. Çünkü biz evlerimizi kesinlikle kontrol edip seçiyoruz. Böyle geliyoruz, bak Hüseyin abimden olduğu gibi oturuyoruz, sohbetlerimiz oluyor mesela. Şimdi benim abim, yani biz bu kadar buna hassasiyet gösterirken, biz evlerimiz konusunda çok iddialıyız. İsteyen yetkiliyle bütün evlerimin hepsinde ulaşabilirim abi. Dur, de gezebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Araştırsınlar, etsinler. Gerçi siz de araştırmadan bir şey de yapmıyorsunuz. Kesinlikle abi. Bizim yani kesinlikle biz o konuda çok ciddi çalışmalarımız var. Eren Başkan'ın, benim mesela. Bizim akşamlarımız bu işten geçiyor abi. Gidiyoruz, soruyoruz komşusuna, akrabasına, şunu bunu buluyoruz. Yani şimdi abi insanlar abi bize atıyorum bir çay bardağı emanet ediyor abi, atıyorum. Şimdi bunu abi biz kalkar da İhtiyacı olmayan birine verirsek abi, biz çok büyük burada sıkıntı yaşarız abi. Hüseyin abi de biraz konuşalım. Doktor. Hüseyin abi. Buyurun. Neyin var abi? Sen bir anlat istersen. Gerek hastayım mesela. Hastasın. He. Ne istersin mesela? Gerçi başkanımız elinden gelen yardımı zaten yapıyor. He. Ne istersin? Derler olsam. Tutarsam. Derler olsam. Tamam abi. Evet, ne söylemek istersin? Hüseyin abimize elimizden geleni dostlardan, gruptaki arkadaşlardan, duyarlı insanlardan elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Aynen, her şeyin takibindeyiz. Yani insanların biraz daha duyarlı olmasını isterim. Haklısın. Yenge, konuşmak ister misin? Alayım istersen, seni gel istersen. Gel, bir konuş istersen. Mehmet Başkan zaten gereken şeyi zaten fazlasıyla yapıyor. Önce Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eyvallah Allah. Allah razı olsun. Önce Allah, sonra Mehmet Başkan. Eyvallah. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Allah razı olsun. Peki bir çözüm yok mu? Abi çocuğumuz epilepsi hastası. 15-16 yaşlarında bir evladımız. Şimdi ablamla biz baştan beri de takip ediyoruz çocuğumuzu da. Hüseyin abimde de kanser rahatsızlığı var abi. Ha, çocuğumuz abi bugünlerde daha da sıklaşmış. Şimdi görüştük. Biz de tekrar telefonlaştık. Evet. Evet. Şimdi o yüzden benim abim, yani evladımızın da aslında çok detaylı bir bakım ihtiyacı var. Fakat yani elhamdülillah şu anda buranın şartları abi iyileştirilmiş hali buranın. Öyle söyleyeyim size. İnşallah daha da güzel olacak. İnşallah ilerleyen aylarda, haftalarda abi tekrar buraya, biz çünkü dönem dönem ziyaretlerimiz çok bizim sabit. Yani. Buraya geldiğimizde her şeyi inanın ki çok daha farklı göreceksiniz. O zaman şöyle derim Mehmet Başkanım. Önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abi tekrar geçmiş olsun. Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, Antep Erifre Derneği Başkanımız ve Başkan Yardımcımız elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. En azından yetkililerimiz de burada bir nebze de çorbada da bizim tuzumuz bulunsun misali yardımlarını istiyoruz. Çalışmıyor. Televizyon değiştirelim ben abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı. Eyvallah. Alt içi gönderirim abladan bir tane. Elimizde var. Hiç sıkıntı yok. Valla böyle eyvallah. Başkan ve başkan yardımcısı olduğu sürece evvel Allah'ın izniyle inşallah iyi olacak.